Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. testimizdeyiz. Enzimlere geçtik. Enzimlerle ilgili 2 tane testimiz var. Şimdi diyor ki 1. soruda enzimlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Diyor ki biyokimyasal reaksiyonları başlatır. Etki ettiği maddeye substrat denir. Şimdi bir kere bu doğru. Biyolojik katalizördür. Evet, katalizör nedir? Başlamış bir tepkimeye giren, tepkimeyi hızlandıran ve tepkime sonunda değişmeden çıkan maddelere biz katalizör diyoruz. Enzimler de canlı vücudunda bu görevi üstlendiği için biz bunlara biyolojik katalizör diyoruz. Doğru arkadaşlar. Aktivasyon enerjisini düşürürler. Bu da doğru. Peki aktivasyon enerjisi nedir? Bir tepkimenin başlaması için gerekli olan enerjiye biz aktivasyon enerjisi diyoruz. Yani tepkimenin yürütülmesi için gerekli olan enerji. Enzimler tepkimeye girdiği zaman ne yapıyor? Bu enerjiyi düşürerek daha kısa sürede, daha az enerji harcayarak daha fazla madde üretmemizi sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Organik yapıldır. Evet, enzimler protein yapıldır arkadaşlar. Organik yapıldır. Doğru. Şimdi A şıkkı yanlış olur. Çünkü biyokimyasal reaksiyonları başlatmaz. Başlamış olan biyokimyasal reaksiyonu hızlandırır. Dolayısıyla A şıkkı yanlış olur. İkinci soru. Aşağıda diyor enzimli ve enzimsiz gerçekleşen bir reaksiyonun grafiği verilmiştir. Grafiğe göre sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Şimdi enzimli olanda arkadaşlar aktivasyon enerjisi dikkat ederseniz enzimsiz olanda daha fazla kullanılıyor. Aktivasyon enerjisi enzimli olanda daha az kullanılıyor. Ama oluşan ürün miktarı aynı. Kullanılan substrat miktarı da aynı. Sadece enzimsiz olanda daha fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Enzimli olanda daha az enerjiye. Diyor ki enzimli reaksiyonlar daha hızlı gerçekleşir demiş. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar biz buna doğru deriz. Çünkü neden enzimli reaksiyonlar daha hızlı gerçekleşir diye? Enzim ne yapıyordu? Girdiği reaksiyonları hızlandırıyor değil mi? Dolayısıyla bu doğru olur. Enzimler reaksiyonun başlaması için gerekli enerjiyi düşürüyor. Yani aktivasyon enerjisini düşürüyor değil mi? Daha az enerji kullanılması sağlıyor. Doğru. Oluşan ürün miktarını artırır demiş. Hayır arkadaşlar. Bakın ürün miktarı aynıdır. Sadece enzim olursa daha hızlı gerçekleşir olay. Enzim olmazsa daha yavaş gerçekleşir. Ama oluşan ürün miktarı her zaman aynıdır. Çünkü substrat aynı. Dolayısıyla bu yanlış olur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 Denizli şıkkı olacak. Üçüncü soru. Yukarıda verilen etkenlerden hangileri enzimlerin çalışma hızını etkiler? Şimdi su etkiler. Neden? Çünkü su %15'in altında olduğu zaman enzim çalışmıyor. Dolayısıyla su etkiler. Sıcaklık etkiler. Sıcaklık yüksek olursa enzimin yapısı protein olduğu için proteinler bozulur ve enzim çalışamaz arkadaşlar. Kimyasal madde yine proteini bozacağı için enzimi çalışamaz. pH de arkadaşlar etkiler. Mesela vücudumuzda asidik olan yer midemizdir değil mi? Midemizde bazı enzimler çalışamıyorlar. pH'i düşük olduğu için, asitlik yüksek olduğu için dolayısıyla enzimlerin çalışma hızını hepsi etkiler. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim dördüncü sorumuza. Demiş ki aşağıda verilen A ve B deney kaplarında uygun ortam sağlandıktan sonra birine bakteri hücresi konulurken diğerine aynı bakteri türünün özütü konulmuş ve üzerlerine şeker çözeltisi ilave edilmiştir. Bir süre sonra her iki kapta gaz biriktiği gözlenmiştir. Şimdi birine bakteri hücresi konulmuş, diğerine bakterinin özütü. Yani birine canlı hücreyi koyuyorlar arkadaşlar. Diğerine de bakterinin özütü. Yani canlı hücre değil de hücrenin sitoplazma kısmını koyuyorlar. O şekilde düşünün. Diyor ki buna göre deney sonucunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakın hangisine ulaşacağız biliyor musunuz? Ben direkt cevapları okumadan söyleyeyim. Şimdi bir bakteri buradaki şeker çözeltisini kullanıyor. Sonuçta her iki kapta da gaz birikiyor. Dolayısıyla şeker çözeltisini kullanarak kendisine enerji üretiyor. Ayrıca karbondioksit de üretiyor ki gaz birikmesi olmuş. Dolayısıyla bakteri özünü koyduğumuz zaman da aynı olay gerçekleşiyor. O zaman ben enzim için şöyle diyebilir miyim? Enzim bakterinin içinde de çalışabiliyor, bakterinin dışında da çalışabiliyor. Sonuçta burada hücre yok. Ne var? Bakterinin sitoplazması var. O şekilde düşüneceğiz. O zaman ben enzimler hücre içinde de hücre dışında da çalışır diyebilir miyim? Diyebilirim. İşte ben bu deneyden bunu çıkarırım arkadaşlar. Dolayısıyla bununla ilgili bir şey arayacağız. Bakın C şıkkında diyor ki
Enzimler hücre içinde ve hücre dışında çalışabilir. Cevabımız C şıkkı olur. Beşinci soru. Pankreastan salgılanan inaktif tripsinojen enzimi ince bağırsakta aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle aktif tripsin enzimine dönüşür? Şimdi bunu TYT için dinleyen arkadaşlar veya 9. sınıf olarak dinleyen arkadaşlara biraz ağır bir soru olmuş. Neden? Çünkü bu 11. sınıf sistemlerle ilgili bir soru. Hani bunu 11. sınıf sistemlerde sorsa anlarım. Burada sırf enzimle ilgili soru sormak için arkadaşlar bunu sormuş. Burada cevabımız enterokinaz olacak. Bunu aktif hale getiren enterokinaz olacak ama dediğim gibi bu sizin düzeyinize yani 9. sınıf ve TYT düzeyine uygun bir soru değildir. Dolayısıyla bunu eğer sadece TYT'ye girecekseniz veya TYT'de işte biyolojinin AYT kısmı sizi ilgilendirmiyorsa bunu çözmenize, bununla ilgili kafa yormanıza gerek yok. 9. sınıflar için de söylüyorum bunu. Öğretmenleriniz de zaten derslerde böyle bir bilgi vermez size. Burada çok detay sormuş, bence gereksiz bir soru olmuş. 9. sınıf ve TYT için. Ama AYT için sorulsa, 11. sınıf testlerinde sorulsa güzel olurmuş. 6. soru. Diyor ki bu iki durumun temel nedeni enzimlerin aşağıdaki hangi özelliğinden dolayıdır? Bakalım diyor ki kurutulan meyve ve sebzeler yaş meyve ve sebzelere göre daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. Reçel, bal ve pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre bekleyebilir. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bakın kurutulan meyve sebze kurutuluyorsa suyla alakalı bir şey aramamız lazım. Neden bunlar daha uzun süre saklanabiliyor? Çünkü kurutulduğu zaman ve reçel, bal, pekmez yapıldığı zaman biz fazlaca kaynatıyoruz ya bunların yapısındaki suyu %15'in altına düşürüyoruz. Ben ne dedim size? Enzimlerin çalışması için ortamda %15 su bulunması lazım en az. Şimdi %15'in altına düştüğünde ne olacak? Enzimler ya hiç çalışmayacaklar ya da çok yavaş çalışacaklar arkadaşlar. Dolayısıyla bir bakteri geldiği zaman oraya, bir mantar geldiği zaman mesela küf mantarı gibi hücreler yeterince su bulamadığı için çalışamazlar ve bozulmaya sebep olmazlar. O yüzden de zaten serin ve kuru ortamlarda saklamamız gerekiyor. Nemlendiği zaman çürüme olayı gerçekleşebilir ama nem olmadığında, ortam kuru olduğunda, serin olduğu zaman herhangi bir şey olmaz. Uzun süre saklayabiliriz. Bu neyle ilgilidir? Tabii ki enzimlerin çalışması ortamdaki su oranının %15'in altına düştüğünde yavaşlar. Bununla ilgilidir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. 7. soru. Diyor ki aşağıdaki deneyde aynı miktarda et, parça, kuşbaşı ve kıyma haline getirilip deney tüplerine konulduktan sonra üzerlerine hidroliz enzimleri aktif ilave edilmiştir. Şimdi birinde parça et var. Birinde kuşbaşı var. Diğerinde kıyma var. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki deneyin sonunda tüplerdeki ürün oluşum hızı ve nedeni hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada en hızlı hangisinde reaksiyon gerçekleşir? Kıymada. Neden arkadaşlar? Çünkü kıyma olan daha küçük parçalara ayrılmıştır ve enzimler bunları daha kolay parçalar. Sonra kuşbaşı, en sonda parça et. Yani en zor parçalanma olayı parça ette gerçekleşir. Dolayısıyla ürün oluşum hızı 3-2-1 şeklinde olur. Bunun sebebi de substrat yüzeyinin farkından kaynaklanıyor. Biz yediğimiz besinleri mesela ekmek attınız ağzınıza. Onu ne kadar çok çiğnerseniz bağırsaklarınızda işte midenizde sindirimi o kadar kolay olur arkadaşlar. Bununla ilgilidir. Substrat yüzeyini artırdığımız zaman ne oluyor? Daha fazla yani daha hızlı bir sindirim olayı gerçekleşiyor diyebiliriz. Bu yüzden de cevabımız A şıkkı olur. Diğer soru. Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hücrelerden kısa sürede uzaklaştırılması gerekir. Bu molekül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi 1 saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken aynı molekül 300 senede parçalanmaktadır. Şimdi bakın eğer enzim varsa bakın 1 saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabiliyor. Ama enzim yoksa arkadaşlar bakın 300 senede parçalanıyor. Diyor ki bu diyor enzimlerin hangi özelliğiyle açıklanır? Takım halinde çalışabilir. Bununla ilgili yok değil mi? İlgisi yok. Substratlarına özgü moleküllerdir. Hayır. Reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. Bununla da ilgisi yok. Girdikleri tepkimeleri hızlandırır. Bakın hızla ilgilidir. 1 saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalıyor katalaz enzimi. Ama enzim yokken 300 senede parçalanıyor. O zaman bu enzimin hızıyla ilgilidir.
Cevabımız Denizli şıkkı olur. Diğer sorumuz. Sınırlı miktarda maltoz enzimi bulunan bir deney tüpüne sürekli maltoz ilave edilmektedir. Bakın enzim var. Sürekli maltoz yani substrat sürekli artırılıyor. Diyor ki reaksiyonun hız zaman grafiği. Şimdi arkadaşlar sınırlı sayıda maltoz enzimi var mı? Bak burada kaç tane görünüyor? 3 tane. Şimdi 3 tane maltoz geldiği zaman buraya reaksiyon hızı artar, hızlanır. Ama sonrasında bütün enzimler ne oldu? Bakın bağlandı değil mi? Bir maltoza bağlandı hepsi. Sonra bunlar işi bittikçe ayrılıyor. Daha sonra yeni bir maltoz alıyor. İşi bittikçe ayrılıyor, yeni bir maltoz oluyor. O zaman bir süre sonra reaksiyon hızı ne olur? Sabit devam eder. Çünkü arkadaşlar ilk başta bir doygunluk olmadığı için maltoz enzimi direkt maltozu hemen alıp parçalamaya başlıyor. Ama bir süre sonra hepsi doymuş hale geliyorlar. Yani hepsine bir maltoz bağlanmış oluyor. Bu yüzden de işi biten yeni bir maltoz alıyor. İşi biten yeni bir maltoz oluyor. O yüzden de reaksiyonunuzu bir süre sonra sabit devam ediyor. Buna uygun grafik hangi grafik? Tabii ki Bursa seçeneği. Yani artıyor sonra sabit devam ediyor arkadaşlar. B şıkkı olur. Son soru. Yukarıda verilenlerden hangileri enzimin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir? Aşırı sıcaklık protein yapılı olduğu için etkiler. Ağır metal iyonları etkiler. Asidik ortam da etkiler arkadaşlar. Hepsi etkiler. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Böylece enzimlerin birinci testini bitirdik. İkinci testte görüşürüz. Hoşça kalın.